Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Daha önceki videolarımda cep telefonundan nasıl Android oyun yapılabileceği ile ilgili bir video çekmiştim. Çok beğenildi. Bunun üzerine ben de cep telefonundan nasıl kendi oyunumuzu bir A4 kağıdına veya bir resim kağıdına çizerek telefona geçirip orada oynayabiliriz. Bunu sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz eğlenceli videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu oyunu oynayabilmemiz için, yani kendi çizeceğimiz oyunu oynayabilmemiz için Play Store'dan indirmemiz gereken bir uygulama var. Draw Your Game adlı uygulamayı cep telefonumuza indireceğiz. Şimdi indirmemiz gereken program şu altta gördüğünüz Draw Your Game. Bu Draw Your Game'i şuradan Draw Your Game şeklinde, oyununu çiz şeklinde programı telefonunuza indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyununu çiz programının adı. Ben bunu zaten uygulama linkini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer isterseniz siz de oradan indirebileceksiniz. Bu uygulamanın kullanımı gerçekten çok basit ve eğlenceli de bir uygulama. Kendi içerisinde de çizili olan oyunları oynayabilmenize olanak sağlıyor. Şimdi nasıl oluyor onu göstereyim size. Uygulamaya ilk giriş yaptığınızda şu sol taraftaki yarat sekmesi sizde kapalı olacak. Bunu açmak için ne yapmamız gerekiyor? Şu sağ taraftaki oyna kısmına giriyoruz. Buradan macera kısmında mevsim 1'i tamamlıyoruz. Mevsim 1'i tamamladığımız takdirde şurada mevsim 1 bir gerideki mevsim olmuş oluyor. Bunu tamamladığınız takdirde ki zaten 5 dakika gibi bir sürede tamamlanıyor. Tamamladığınız zaman kendi oyununuzu çizme şansınız oluşmuş oluyor. Bakın mesela burada ilk oyununu size göstereyim. Burada bir kağıt üzerine gördüğünüz gibi çizilmiş resim var. Bu birisi tarafından çizilmiş. Burada sağ sol yön tuşları, burada bir çöp adamımız, burada da zıplama tuşu var. Gördüğünüz gibi kurtulmak bu kadar basit. Buradan kurtuluyorsunuz. Olay bu. Bir sonraki bölümde mesela burada farklı bir şey çizmiş. Burada mavi bir tane nesne var. Bu mavi nesnelerin üstüne geldiğinizde aşağı düşüyor ve bir süre sonra da eğer kırmızı bir obje eklediyseniz onun üzerine getirdiğinizde de kayboluyor. Bakın kurtulma yerini zaten bu tarafta gösteriyor. Buradan geçiyorsunuz. Bu bölümü de bu şekilde atlatmış oluyorsunuz. Şimdi bakın bu bölümde mavi unsurları yok et diyor. Mavi unsur koyduğunuzda ve altına da kırmızı bir çizgi çektiğinizde bunları yok etmeniz gerekiyor. Yok etmediğiniz takdirde bölümü geçemiyorsunuz. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Buraya geldiniz. Düştü. Birinci unsur gitti. 2 gitti. 3 gitti. 4 gitti ve 5 gitti. Gördüğünüz gibi bölüm bitmiş oluyor. Şimdi bu mevsimlerden çıkışı yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi şimdi yarat sekmesi açık durumda bende. Bu bahsettiğim mevsim 1'i bitirdiğiniz takdirde sizde de bu yarat sekmesi açılıyor. Peki bu yaratta nasıl işlem yapacağız? Yarat sekmesine öncelikle giriyoruz. Benim önceden çizdiğim basit bir şey vardı. Bu dünyayı silelim. Buradan isterseniz cep telefonunuz üzerinden bakın burada siyah, yeşil, mavi ve kırmızı tonlar var. Az önceki uygulamada ilk açtığım oyunda zaten görmüştünüz. Siyah zemini oluşturuyor. Yeşil üzerine basıp atlayabileceğiniz alanlar oluşturmanızı olanak sağlıyor. Mavi yok etmeniz gereken unsurlar, kırmızı da yaratıklar ve dokunmamanız gereken tehlikeli alanlar olarak çizilebiliyor. Mesela şimdi burada bir alan çizeceğim ben. Parmağımla kullanıyorum. Bir dokunmatik kalem kullanmayacağım. Mesela böyle bir alan çizdim. Şurası çıkış yerim olsun. Buraya böyle bir alan koyayım. Buraya da yeşil bir zıplama alanı. Şurada da yok etmem gereken bir unsur olsun. Burada da kırmızı böyle bir alanım olsun. Bunu uygula dedim. Tamam dedim. Kendi oyunumu çizdim. Şimdi burada siyah mavi dengesini buradan isterseniz daha da kalınlaştırabiliyorsunuz. Ama önermem, kötü oluyor. Şurada siyah dengesini aynı çizdiğim şekilde bırakıyorum. Okey diyorum. Şimdi bu oyun hazır durumda. Bakın şimdi burada ortada bir de çöp adamımız var. Bu çöp adamın yerine siz nereyi isterseniz oraya koyabiliyorsunuz. Ben şimdi mesela bu kısmı bırakacağım. Bıraktım ve başladım. Şimdi buradan yukarı çıktım. Bu mavi unsuru ters tarafa attım ve şu an bölüm çöp. Şimdi tekrardan deniyorum. Bunu yukarı çıktım. Mavi unsuru yok etmek için aşağı ittim ve gördüğünüz gibi bölüm bitti. Bu mavi unsuru koymamış olsaydım daha farklı bir bölüm kendim için çizip üzerinden atlayarak bitiş çizgisine ulaşabilirdim. Mesela şöyle göstereyim. Eğer ben oyunu bitirmeyi bu tarafa seçmiş olsaydım oyunu bu tarafa geçerek bitirecektim. Mavi unsur çizmemiş olsaydım. Peki bunu kağıt üzerinde nasıl yapıyoruz? Onu size göstereceğim. Şimdi yarat sekmesine geldik. Telefonu bir kenara bırakıyorum.
Siyah kalemimi elime aldım. Kağıt üzerinde çizim yapacağım. Bunu normalde keçeli kalemle çizmenizi istiyorlar ama benim elimde keçeli kalem yok. Şöyle oğlumun boyama kalemleri var. Bunlarla yapacağım. Bunlar da iş görüyor. Kalın çizgiler çizmem gerekiyor ki telefonla fotoğrafını çektiğimde net olarak görünsün. Şimdi mesela buraya basit bir parkur çizeceğim. Şöyle düz bir alan çiziyorum. Düz alanın üzerine bu şekilde bir siyah obje atıyorum. Siyah yine. Yani bu da zemin olmuş olacak. Daha sonrasında buradan bir tırmanma alanı yapıyorum. Şu tarafa çıkış koyacağım. Bu tarafta da oyunumun çıkış alanı olacak. Şimdi bu benim zeminim olmuş oldu. Burayı da kapatalım. Üstünden de herhangi bir çıkış yok. Buraya yeşil bir obje çizeceğim. Üstüne basıp zıplayabilmem için. Şimdi bakın şuraya yeşil bir obje çizdim. Bu yeşil bir objenin üstüne bastığımda beni zıplatacak. İstersen ben farklı bir yere de yeşil bir obje çizebilirim. Kırmızı bir de obje çizeceğim buraya. Şu alana da dokunmamam gerekiyor yapayım mesela. Bu alana dokunmadan diğer tarafa geçeceğim. Bir de buraya da yine dokunmamam gereken bir alan çiziyorum. Şimdi şöyle basit saçma sapan bir resim oldu. Siz bunu detaylandırabilirsiniz. Sayfalarca çizebilirsiniz. Yan yana ekleyip de götürebilirsiniz. Şimdi ben bunu şu şekilde tanıtıyorum. Yeni dünya diyorum. Burada bakın ekrana dünyayı nasıl oluşturacaksın şeklinde bir yazı çıkıyor. Zıplayan nesneler için az önce söylediğim gibi yeşil, tehlikeli nesneler kırmızı, hareket eden nesneler mavi, sabit yani zemin nesneleri de siyah olacak. Bunu keçeli kalemlerle yapmanız söylediğim gibi burada yazmakta. Bitince de tamama tıklayın. İyi eğlenceler diyor. Şimdi buradan resme seçiyorum. Şuradan gördüğünüz gibi bu fotoğrafı şimdi alacağım. Seçtim, okey dedim. Şimdi kendi dünya oyununu çiz seçeneği çıktı. Arka tarafta şuralar kırmızı oldu çünkü bu rengi algılamadı. Buna okey dedim. Gördüğünüz gibi şu an oyunum artık hazır durumda. Çöp adamımı da şuraya atıyorum. Ardından bu dünyayı oluşturduktan sonra cep telefonunuzdan az önce gösterdiğim gibi bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca yapmış olduğunuz oyunu yayınlayabiliyorsunuz. Yayınladığınız takdirde de yine şu yukarıdaki enerjinizden gidiyor. Mesela bu yapmış olduğum oyunu şuradan dünyanı yayınlamak ister misin seçeneğiyle yayınlaya basıyorum. Dünyanı yayınlamak ister misin diyor. 43 seçenek ile şu an yayınlanmış bulunmakta. Dilerseniz bunu buradan bu kısımdan da panoya kopyalayarak veya WhatsApp'tan da arkadaşlarınıza göndererek paylaşabiliyorsunuz. Bu şekilde de arkadaşlarınızla sizin yaratmış olduğunuz oyunları rahatlıkla oynayabiliyor. Draw Your Game yani kendi oyununu çiz uygulama videom bu şekildeydi. Uygulama açıkçası benim hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse yorumlar kısmından belirtebilirsiniz fikrinizi. Videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz farklı uygulamalar ile ilgili de videolar gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.